21 Ekim 1978'de havacılık tarihindeki en gizemli olaylardan bir tanesi gerçekleşti. 21 yaşındaki Avustralyalı pilot Frederick Valentik 21 Ekim Cumartesi günü ortadan kayboldu. Günümüze kadar Frederick ve uçağına ait herhangi bir iz bulunamadı. Peki o gün neler olmuştu? Pilot ve kocaman bir uçak havada nasıl kaybolmuştu? Frederick'in ölmeden önce söylediği ve büyük yankı uyandıran son sözleri neydi? Frederick Valentik, bir havayolu şirketinin resmi çalışanı olma hayaliyle yanıp tutuşan Avustralyalı genç bir pilottu. Henüz 20 yaşındaydı. Son 2 yılda düzenli olarak uçuşlar yapıyordu. Toplamda 150 saatten fazla uçuş deneyimi vardı. Eğitim aldığı sınıfta gece uçuş gerçekleştirebilme sertifikası almıştı. Valentik'in hedefi Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev almaktı. Bu yüzden Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne başvurmuştu. Fakat yetersiz eğitim nedeniyle başvurusu 2 kez reddedildi. Valentik, Hava Eğitim Kod Ordusu'nda eğitim almaktaydı. Haftanın 4 günü başka bir işte çalışıyor, kalan 3 günde ise eğitim alıyordu. İyi bir pilot değildi. Ticari bir havayolu şirketinde çalışmak için gerekli olan sınavlarda 5 kez üst üste başarısız oldu. Bunlardan 3 tanesi son 1 ay içerisinde olmuştu. Bununla beraber bir de havacılık sektöründe kabul edilemeyecek kasti hatalar yapmıştı. Eğitim sırasında rotanın dışına çıkıp bulutların içerisine dalmıştı. Tüm bunlara rağmen eğitimine devam etmesine karar verildi. 21 Ekim 1978 tarihinde yaklaşık 1 saat sürecek bir uçuşu vardı. Uçuşu saat akşam 5 ile 6 arasında yapmayı düşünüyordu. İneceği pistle ilgili bilgiler edindi ve hazırlıklara başladı. Kısa bir süre sonra kararını değiştirdi ve planladığı saatten 1 saat sonra 18.19'da Cessna 182 model hafif uçakla Melbourne yakınlarındaki Robin Havaalanı'na inmek için kalkış yaptı. Hava çok güzeldi. Bu yüzden bir sorunla karşılaşacağını düşünmüyordu. Toplam 235 kilometre olan ve 1 saate yakın sürecek olan yolculukta Avustralya kıyılarından geçecekti. Cape Otway'den kalkacak, Bass Boğazı'nın üzerinden uçup Kral Adası'na, oradan Melbourne'e geçecekti. Daha önce birçok kez bu rotayı kullanarak uçuş yapmıştı. Saat 19 sularında Bass Boğazı üzerinde uçarken Melbourne Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne kimliği belirsiz bir hava aracı gördüğünü rapor etti. Kuleye izlediği rotada başka bir trafik olup olmadığını sordu. Aldığı cevap "Hayır, başka bir trafik yok" şeklinde oldu. Gördüğü hava aracının yaklaşık 4500 fitte uçtuğunu, o seviyede şu an bir trafik gözükmediğini söyledi. Hava aracının farklı yerlerinde bulunan 4 büyük aydınlatması olduğunu ve yüksek bir süratle uçtuğunu söyledi. Valentik kule ile irtibat halindeyken uçağın etrafında birkaç tur atmaya çalıştı ve uçak hakkında bilgiler verdi. Uçağın parlak metal bir yüzeye sahip olduğunu ve üzerinde yeşil bir ışık olduğunu belirtti. Bu garip cisim uzun ve farklı bir tasarıma sahipti. Adeta bir diski andırıyordu. Kuledeki görevli Steve Robby henüz olayın şokunu yaşarken Valentik'ten bir mesaj daha geldi. Valentik, hava aracının kendisine 300 metre kadar yaklaştığını, her an kendisini vurabileceğini söyledi. Ancak aracın ne olduğunu henüz teyit edemediğini iletti. Bu sözlerden kısa bir süre sonra gergin bir ses tonuyla uçağın kendisine doğru daha da yaklaştığını, her an kendisini vurabileceğini söyledi. Steve Robby lokasyonu 3 kez detaylı bir şekilde taradı. Fakat o mevkide Valentik'in uçağından başka hiçbir şey gözükmüyordu. Valentik'e hiçbir uçak gözükmüyor dedi. Tam o esnada Valentik, bu bir uçak değil, benziyor ama değil dedi. Ve sesi kesildi. Birkaç dakika sonra tekrar iletişim kuruldu. Valentik titreyen sesiyle cismin hala üzerinde uçtuğunu söyledi. Birkaç dakika sonra motorunun bozulduğunu ve hızla Kral Adası'na doğru düşmekte olduğunu söyledi. Bu Valentik'in son sözleriydi. Saat 19.12 itibariyle Valentik ile olan iletişim sonsuza dek kesildi.
Bu dakikadan sonra kuleye ulaşan tek ses cızırtı sesleri oldu. O andan sonra ne Valentik'ten ne de uçağından hiçbir haber alınamadı. Olayın olduğu akşam bölgedeki bazı insanlar Valentik'i doğrulayan iddialarda bulundu. Aynı akşam onlar da gökyüzünde yeşil ışık saçan bir cisim gördüklerini polise bildirmişlerdi. Bu bilgi polislere Valentik'in ortadan kaybolmasından saatler önce verilmişti. Valentik kaybolduktan sonra arama çalışmaları başladı. 8'i sivil olmak üzere 9 uçak ve botlarla hem denizden hem de karadan arama çalışmaları durmaksızın devam etti. 4 gün boyunca süren çalışmalar sonuç vermedi ve 25 Ekim 1978'de arama çalışmalarına son verildi. Valentik kaybolduktan 6 hafta sonra amatör fotoğrafçı Ray Manifold'un çektiği bir fotoğraf gündeme oturdu. Roy Manifold, Cape Otway'de gün batımını ölümsüzleştirmek için kamerasını kurdu. Çektiği son fotoğrafın sağ üst kısmında siyah bir leke fark etti. Bu leke ya da siyah noktaya benzeyen şeyin kamerasından kaynaklandığını düşündü. Eve vardığında detaylı bir inceleme yaptı. Fakat lenste hiçbir sıkıntı yoktu. Daha sonra bu fotoğrafı inceleyen fotoğraf analistleri bu durumun bulut çevresindeki garip bir nesneden kaynaklandığını iddia etti. Cisim kameranın 1 mil uzağındaydı. Olaydan sonra ortaya atılan iddialardan bir tanesinde Valentik'in bilerek ortadan kaybolduğu iddia edildi. Valentik 235 kilometrelik bir yol için neredeyse 3,5 katı olan 8 kilometrelik yakıt almıştı. Valentik kaybolduktan 5 yıl sonra Flanders adasında bir uçak motoru parçası bulundu. Temmuz 1983'te Hava Güvenliği Soruşturma Bürosu parçayı Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarına gönderdi. Yapılan incelemelerde uçağın Cessna 182'ye ait olduğu anlaşıldı. Ortaya atılan bir başka iddiada ise Valentik'in hiçbir zaman söylediği rotada olmadığı, kuleyi şaşırtmak için rotanın yakınlarına dolaşıp ardından Cape Otway'e çok uzak bilinmeyen bir bölgeye iniş yaptığı öne sürüldü. Kimilerine göre Valentik psikolojik sorunlar yaşıyordu. Seyir halindeyken uçağın hakimiyetini kaybetti ve baş aşağı yere çakılmaya başladı. Gördüğü ışıklar ise kendi uçağının ışığının denizdeki yansımasıydı. 2013'te eski astronom ve ABD Hava Kuvvetleri pilotu James McGaha ve araştırmacı yazar Joe Nickel esrarengiz olayı araştırmaya karar verdi. Uzun araştırmalar dişe dokunur bir sonuç vermedi. İki deneyimli ismin ortaya sunduğu tek sonuç ise Valentik'in bir ufuk yansımasıyla karşılaşıp panik yapmış olabileceği oldu. Gördüğü ışık ise parlak yıldız Antares olabilirdi. Polislerin en çok üzerinde durduğu ihtimal Valentik'in intihar etmiş olabileceğiydi. Yapılan soruşturmada ailesi, doktoru ve arkadaşlarıyla irtibat kuruldu. Yapılan görüşmelerde Valentik'in intihar etme olasılığının çok düşük olduğu saptandı. Çünkü Valentik hakkında konuşan herkes yaşama sevinci ve uçmaya olan tutkusundan bahsetmişti. Ufologlar Valentik'i dünya dışı varlıkların kaçırdıklarını ya da öldürdüklerini öne sürdü. Ufologlara göre Roy Manifold'un çektiği fotoğraftaki siyah cisim bir UFO'ydu. Valentik öldükten sonra kız arkadaşı Valentik'in UFO'lara karşı bir takıntısı olduğunu söyledi. Ona göre ruhsal bir bunalımdaydı ve halüsinasyon görmüştü. Olay 1983'te halka duyuruldu. Frederick Valentik yasal olarak ölü ilan edildi ve temsili bir cenaze töreni düzenlendi. Olaydan sonra herkes ortaya bir iddia atmaya devam etti. Bahsettiklerimize ek olarak uyuşturucu taşıyan bir uçak gördüğü için vurulduğu ya da bir meteorun Valentik'e çarptığı gibi onlarca komple teorisi ortaya atıldı. Fakat o akşam orada neler olduğu, Valentik'in ne gördüğü ya da nasıl ortadan kaybolduğu sorusu hiçbir zaman cevaplanamadı.